Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı savurlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bugün son savur. Ee, i̇nşallah bol bol dua etmişsinizdir. Rabbim e, ettiğiniz duaları kabul etsin. Tabii sizler bilmiyorsunuz değerli dostlar, güzel insanlar. Bir kaza daha atlattım dün. Ee, çok şükür manevi olarak bir e, zarar görmedik. Lakin maddi olarak baya bir zararımız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki daha önce kendi arabamla kaza yaptım bunun karşılığında Mercedes işte geçici süreliğine bir araba verdi bana o arabayla da kaza yaptık bu sefer kasko karşılamayacak gibi çünkü tutana falan tutmadık yol tabelasına çarptım değerli dostlar yani yani biraz sıkıntılı Tabii bunlar önemli şeyler değildir yani veren Allah Allah'ın Allah bunlar da çok önemli şeyler değildir isterdik ki yani bu güzel günlerde Gidiyorsak bu güzel günlerde gidelim ama demek ki nasip değilmiş demek ki hala yaşayacağımız günler varmış değerli dostlar. Ee, şimdi bugün değişik bir video değişik bir video derken biraz hani e, bizim şahsi fikirlerimiz olmadan konuşmak istiyorum tabii şahsi fikirlerimi biz zamanında söyledik. Söylüyoruz da. Şimdi burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tavsiyesi değildir. Bana bakarak bir başkasına bakarak bir başkası bir şey söyledi diye yatırım yaparsanız zarar edebilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi değerli dostlar güzel ise de. Matrix birçok kişi kullanır. Biz de kullanırız. Şimdi burada Marshall'da güzel bir formasyon bulmuş. Yani burada zaten geçmişten gelen bir güzel bir formasyon hedefleri var. Bu formasyonları tanıtmak isteyeceğim sizlere. Bu formasyonların teknik olarak hedefi nerelerdir? Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bu formasyon oluştu diye hemen gidecek bir şey değil. ya Zaten biz hisseyi paylaştığımızda hisse şuradaki 220 230 240 seviyeleri arasında gidip geliyordu. Biz hisseyi paylaştıktan sonra hisse 350'ye gitti. Yani bu biz formasyona göre hareket ettik. Çünkü hedefi var. Hissenin hedefi olunca ben de paylaşmak istiyorum açıkçası yatırımcılarıma yani beni takip eden değerli yatırımcı kardeşlerime. E Tabii ki alsa tut tavsiyesi olmadan söylüyoruz. Şimdi buradaki formasyonun hedefi arkadaşlar 387 ile 435. Burada da bir formasyon hedefimiz var arkadaşlar. E, burada e, bir takos formasyonu var. 500 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söylüyor. Yani Marshall e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu zaman dilimini biz de bilmiyoruz. E, Tabii bu için sabır gerekiyor. Ya bakın burada. E, Formasyon oluşmuş ve buradaki birinci e, hedefini gerçekleşmiş. Birinci formasyon hedefini gerçekleşmiş ama formasyon hala devam ediyor. Diyor ki arkadaşım benim hala gidecek hedefim var. Hala ben kazanç e, sağlayabilirim diyor. O yüzden e, formasyon hala çok güzel çalışıyor. Burada da keza aynı e, formasyon çalışır. Bakın buradaki e, düşüş formasyonu. Hedefini gerçekleştirdi. Ee, şurada da e, 387 ile 435 TL bandına kadar gidebilecek bir e, formasyon hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Lakin buradaki formasyon hedefi gerçekten muazzam. Vegas descending yani inanılmaz bir şey. İnşallah gerçekleşir. Yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, tabii şimdi bilgisayarlarda değiller. şimdi bir de bizim de şahsi fikirlerimiz olacaktır bu ise ile ilgili. Değerli dostlar bakalım bu ise ile ilgili neler biz söyleyeceğiz. Onu da hemen bir bakalım. Şimdi bizim teknik hedefimiz değerli dostlar 284 TL, 285 TL'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Endeks satış yer gelebilir. Bunlar kısa vadeciler için önemli Seviyeler olabilir ama orta ve uzun vadeciler için e, bence e, gidebilecek çok güzel hedefi varken bunlar görmezden gelinebilir. Zaten bu ise yarın bir gün güzel bir tepki alır ise bakın buradaki e, şeyden e, bahsetmiştik geçen videoda değil de geçen e, şeyde ve ise bir anda güzel bir şekilde yoluna devam etti. Bakın buradaki oluşum çok güzel bir oluşum. Bu oluşumu daha önce nerede yaptı biliyor musunuz? He, söyleyeyim mi sizlere? Bak nerede yaptığını sizlere söylemek istiyorum. Bakın tam burada buradaki oluşum gerçekleşti. Peki buradaki oluşum nedir arkadaşlar? 50 günlük hareketli ortalama, 10 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalamanın kesişmesi sonucunda fiyat yukarı gitti. Yani bu ise 44 TL'deyken bu kesişim gerçekleşti ve ise nereye kadar gitti biliyor musunuz? 500 TL'lere kadar gitti. Yani anlatabiliyor muyum? Biz tabii öyle bir şey ima etmiyoruz. Yani bu kesin o %200 300 500 1 milyon TL gidecek diye bir şey ifade etmeyiz edemeyiz de zaten böyle bir şey söylemeye gücümüz hak, şeyimiz çapımız yetmez. Lakin dediğim gibi arkadaşlar Burada olan oluşum şu an yine oluşmuş bulunmakta. Tabi bu görüntü olunca böyle öbürsü gün hemen böyle tavan serileri geliyor diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Hemen de etki edebilir. Belli bir zaman sonra da etki edebilir. Onun da bilincide olmanızda fayda var diyeyim arkadaşlar. Buradaki oluşum çok güzel. Kısa vade için bizim ana destek hattımız... Ee, Tabi burada hem hareketli ortalamanın vermiş olduğu e, destektir 284 grafiğin desteği bak burada 300 TL bakın 300 TL ile e, 284 TL iki tane desteğimiz var e, 300 TL bugün e, yanaştı gibi ama gelmiyor arkadaşlar burada deli gibi bir alım söz konusu zaten dikkat edecek olursanız değerli dostlar güzel insanlar şurada sürekli e, 300 TL'lere 300 TL ile 285 TL bandı arasında hisse sürekli e, alım geliyor. ya burada sürekli alımlar geliyor. Burada sürekli alımlar geliyor. Yani bu tarihi zirve yaparken de bile hisse 300 TL'de yani 300 TL ile 284 TL bandı arasında destek çalışıp yukarı yönlü hareketine devam etti. Ha demek ki neymiş? Bizim iki, 300 TL ile 284 TL Desteğimiz bizim için çok önemlidir. Peki hocam bu ise'nin burada hedefler vermişsin. Bu hedefler nedir bize biraz daha açıklayıcı olur musunuz? Oluruz değerli dostlar. Bakın 340 TL hedefimizi gerçekleşti. 340 TL hedefi bizi gerçekleştirince bana demeden mesajlar geldi ve hatta buradan da görebilirsiniz güzel bir şekilde yorum yapan değerli dostlarımız vardı güzel de kazanmışlar. Şimdi bu alımlar artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani bugün eğer ki derinliğe bakmış olsanızdı yani güzel bir şekilde lotlar toplanıyor. Evet, bu önümüzdeki günler içerisinde bu teknik hedefin gerçekleşebilme olasılığı yüksek olabilir diyoruz. Gerçekleşme edebilir tabi ama bizim teknik olarak hedef 340, 376 hele ki zaten 376 ile 400 bandını aşar ise o zaman te bu e, teknik hedefin vermiş olduğu hedef gerçekleşir. Yani bu 500 TL'ler gerçekleşme ihtimali yüksek olur. E, 435, 500 TL önümüzdeki zaman dilimi içerisinde gerçekleşme ihtimali yüksektir. Zaten e, gerçekleşmese e, yani... Bilmiyorum. Yani endekste hafif bir şekilde iyi olursa bu hissenin buralara kadar gideceğine inanıyoruz. E, bu şekilde soran dostlarımız olduğu için e, bu videoyu çekmek istedik. E, hayırlı uğurlu olsun yatırımcısına. İnşallah güzel kazançlar elde edersiniz. E, yarın e, inşallah nasip kısmet olursa e, kardeşiniz de e, şahitsiniz. Kardeşiniz de giriş. Yapabilir mi, yapamaz mı? O benim kararımdır. E, ama teknik olarak güzel e, söyleyebilirim, beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten bilançosunu da açıklamıştık sizlere. E, bilançonun da çok güzel seviyelerde olduğunu söyledik. Kar eden bir şirket, karını artıran bir şirket. Umarım önümüzdeki günlerde daha da güzel seviyelere gelir, değerli dostlar, güzel insanlar benden söylemesi. Yani bu ise arkadaşlar 300 TL ya bulunur mu daha sonra bulunmaz mı onu hep beraber e, önümüzdeki günlerde bakacağız teknik olarak gerçekten beğendi miseler arasında bir numara yerini aldı. Şimdi e, şeye de gelmek istiyorum. bir Jansa Jansaya bakalım değerli dostlar. Jansayı soran değerli dostlar güzel insanlar var. E, şimdi hemen onunla ilgili bir iki kelam söyleyelim. Şimdi değerli dostlar. Yani şurada kap haberi gelip e, o kap haberinde çıkış yapmayan adam yani gerçekten borsada herhangi bir yatırımcı olduğunu düşünmüyorum. Sen bir hisse aldığın zaman yani o hissenin neler yaptığını patron ne yapıyor ne yapmaya çalışır bunu bilmen gerekiyor. Bilmesen boş adamsın. Yani gerçekten boş adamsın. Bakın burası bizim için olmazsa olmaz desteğimizdir. Ben zaten burada bakın burada sizlere paylaştım. Nerede? Şurada. Bakın. Tek bir kural var. 82 20'nin üstünde ise oyunda, altındaysa oyun dışında. Yani 82 20'nin altı stop loss'tur. Bak 82 yani şuradan bahsediyorum ha bak şuradan bahsediyorum. Diyorum ki şuranın altı stop loss. Yok, duygusal düşünürsen boş adamsın. Hiçbir bok bilmezsin. Ya basittir ha. 82-20'nin altı stop loss. Sen bu ise stop loss. Üstüne atarsa al. Longumu yapıyorsun. Ne yapıyorsan yap. Ama 82-20 senin çıkarımızı çizgin olacak. Tek bir kural yap. Bakın burada direnç. Burada direnç. Burada destek görevi. Burada destek görevi görmüş. Olması gerekirken desteği kırdı. Desteği kırınca ne yapman gerekiyor? Stop loss. E, ee, e hocam artık hisse düştü. E düşer. 71 70 desteğinden de geçer. 55 55'e de gelebilme ihtimali yüksektir. Geliyor gelir demem. Gelir demem. Burada bir tavan yapar. Ya bir tavan yapsan ne olur ya? Şu an ise burada. %15, %20 düşmüş. Yani sen eğer ki benim bu dediğimi yapsan, uygulasan, izlesen zaten anlaman gerekir. Anlaman gerekir stop loss'u koyacaksın. Yani illaki kalkıp e, birilerinin sat tuşuna basması gerekiyor. Yani o kadar e, şeye alışmışsın ki. Efendiliğe alışmışsın ki, patronluğa alışmışsınız ki. Ya. Yeah. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden biz size bir e, kırmızı bir bölge verdiksek stop loss olman gerektiğini bilmen gerekiyor. Duygusal ya o da Jans'tır ya o da önemli bir şirkettir. Bilmem nedir. E, e adam sana diyor ki, kap haberi atmış. Görmüyor musun? Borsada işlem görmeyen hisseleri var. Yok bilmem ceza mı yer, şunu mu yapar? Bunları bir takip etmen gerekiyor. Zarar mı etmiş, kar mı etmiş? Bunların hepsini bilmen gerekiyor. İnan Allah'a, ben şimdi söylesem Jans ne kadar kar etmiş bu üçüncü çeyrekte, onu bile bilmeyen adamlar var. Evet bilançosuna bir şey demiyorum. Bilançosu güzel, İyi. Yani bilmeyen yani e, adamlar bile var. Tekneye bakman gerekiyor. tekniğin yanında temele bakman gerekiyor. Hissenin e, kap haberi atıp atmadığını görmen gerekiyor. Şimdi biz Marshall'i anlattık. Yarın Marshall'la ilgili çok kötü bir haber gelirse, e, benim söylediğimin hiçbir anlamı kalmaz. Anladın? Yarın. E, çok maniak bir haber gelirse bir iş anlaşması kap haberi gelirse ya da ne bileyim işte 20 ayın 27'sinde Marshall'ın genel kurulu var. Ayın 27'sinde bu ayın 27'sinde Marshall'ın genel kurulu kurulu var. Yani ne bileyim orada bir sermaye artırımı kararı çıkarsa örnek diyorum yani ve e, tavan yapar. Demek ki neymiş yani Teknik ben düşeceği varsa bile düşmez. Niye? Çünkü deli gibi alım gelir. Bu tür şeylere dikkat etmen gerekiyor. Sürekli her gün kap eberine bakman gerekiyor. Ben örneğim şu an full Marshall'da olursam ben Marshall'ın bildirimlerini açarım. Haber bildirimlerini açarım arkadaşım. Hele bugün ne olmuş ne bitmiş var mı bir şeyler yok mu bir şeyler bunlara dikkat etmem gerekiyor. Dikkat et. Dikkat etmezsen ha, bu şekilde senin eline vermeye çalışırlar. Geçmiş olsun. E, şimdi nereden döner? dostlar, biliyorsunuz ki 170 bin şu an tabanda lot bekliyor e, ve e, bu 70-170 bin kişi. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakalım, e, bir giriş yapayım. E, bunlar kaç kişiler? Onun da ana, 174. Yani 500, yaklaşık 600 kişi şu an tabanda emir vermiş. Çok mu? Değil. Aslında değil. Yani 600 kişi ama ellerinde büyük lotlar var. Demek ki nedir? Aralarında patron lot satıyor. Bil. Patron lot satıyor. Yani e, resmi olarak sana açıklama yapmasa bile yani garanti satıyorsa, jansa da garanti satıyorsa, bil ki e, yani bir de garanti yüklü satıyorsa. Yani böyle... Herkesin garanti bankasında hesabı var. Şimdi 10 lot, 20 lot, 100 lot, 200 lot, 300 lot satıldıysa patron satıyor diye bir şey yok. Ama buradaki kırmızı senin kırmızı çizgin olması gerekiyor yani. Şimdi teknik olarak arkadaşlar 71-70'te durmadı. Üstüne atması gerekiyor. Ama bana göre ben, ben 82-20'nin üstüne atmadığı sürece ben riskli giriyorum. Girmem ha. Girmem yani buna. Ha nerede giriş yapılır? 55 55'lerde işte güzel yer, güzel yerler. Ya buralarda durmayacağını önümüzdeki zaman dilimi içerisinde iyi bilirim. Ama gelir mi, gelmez mi onu da bilmem. Nereden döner bilmem. Ha burada yarın bir baktın deli gibi bir alım geldi. Burada yukarı yönlü hareketine devam eder. Ama 82 20'nin üstüne atmadığı sürece teknik olarak sattadır. Bakın burada söylemişiz. Bak tek bir kural. 82 20'nin üstündeyse oyunda, altındaysa oyun dışında. Bir an önce 82 20'nin yani 10 günlük hareketli ortalamanın üstüne atması ümidiyle teknik olarak satta 82 20'nin üstündeki 1-2 günlük kapanış hisseyi oyunda tutar. Bu kadar basit. Anladın? Bu kadar basit. E yani illaki Yakup Hoca ne diyecek? Jansa arkadaşlar hemen elinizden çıkarın hisse düşecek. Bunu hiç kimse sana söyleyemez ha. Vallahi hiç kimse söyleyemez. Derimi bilin. Derimi bilin. Derimi bilin. Biz önceden veririz. Önceden veririz yani. Marshall'da vermedik mi? Marshall'dan vermedik mi ya? Hani Marshall ha buralardan geldi ya. Buralardan geldi ha şuralara kaldır gitti ya. Ya. Anladın? Şimdi de ne diyoruz? Arkadaşlar formasyon hedefi var. Gerçekleşir gerçekleşmez bilmem. 500 400 pul hedefi var. Yani nereye kadar bakarsan oraya kadar hedef var. Nereye bakar kadar bakarsan oraya kadar hedefi var. E gider. Ya düzeltme yapmayacak bu gerize kalın birisi yazmış ki e hocam iyi hoş gitti, güzel gitti. Ya bugün eksik yaptı. Pul sana. Pul senin yatırımcı anlayışına. Ha bu kadar. Neyse özür diyorum arkadaşlar. Neyse ee, gerçi daha ezan okunmadığı için biraz rahat konuşuyoruz. Yatırımcı olun. Yatırımcı gibi davranın. Ee, güzel hisselerde durmaya çalışın. Teknik olarak güzel hisselerde durmaya çalışın. Ee, yani bilmiyorum ne olacak sizin bu haliniz. Kardemir'de. de. Hmm. Hadi buna da de. Hocam eksi iki yapmış. Hani? Hani dedin ki 7.80'in üstüne atarsa 10 numara 5 yıldız olur. Hani bak şu an bak ben sana hisse 7 TL'de ise 20 TL'ye gider dersem 20 TL'ye gider 22 TL'ye gitse düşse taban ise al. Bak taban eder. Puh, Yakup Hoca sana. Sen bir bok bilmiyorsun oğlum. Bunu derler. Bunu vallahi derler. O kadar gerizekalı milletimiz var. Özür diyorum. E gitti bakın ha burada paylaştık gitti. Kazanan kazandı. Karını cebine koyan koydu. Artık nedir? Artık devir daha da güzel şeylerin devridir. Hedefi var mı? Var. Al sana Marshall'daki aynı olay. Aynı olay. Hı. Hani biri düzeltme yapmazsa boş hissedir. Bak burada nasıl yaptı? Bak şimdi bak burada nasıl yapıyor? Yukarı gitti, aşağı gitti, yukarı gitti, aşağı gitti. Tekrar yukarı gider. Bu yarın mı gider, öbürsün mü gider? Endekse endeksi takip edeceksiniz. Endeks satış yerse bütün hisseler satış yer. Her hisse satış yer. Anladın? Hisseniz düzeltmeye girerse bak düzeltme ile satış yeme arasında fark var ha. Onu takip etmen gerekiyor. Jans'taki düzeltme değil yani bunu bil. Her neyse yani vallahi susadım. Yani 7 8 tane hisseye bakacaktık. İçin attınız hani. Bari bunun ekülisine de bakalım. A'ya mı bakalım? ben mi bakalım? Ah, aynısı. Aynısı. Bakın. Full gidiyor. Full gitti. Ha şuradayken ya. Şuradayken. Şuradayken paylaştık. 8 TL gidiyor. E gider tabii arkadaşlar? İş şirket iyiyse gider. Hocam buradan girilir mi diye soran adam olur. Yani bilmiyorum artık. İşte dediğimiz gibi ee, hayırlı uğurlu olsun herkese vatana millete dikkatli olun yatırımcı olun yatırımcı gibi davranın ya burada yani 50 günlük hareketli ortalamamız e, ve 10 günlük hareketli ortalamamız şimdi bize bazı güzel sinyaller verebilme ihtimali var ee, bakın burada 10 numara 5 yıldız burada da onayımızı aldık artık bu formasyon gerçekleşir mi 435 500 TL yani adamlar malı topluyorlar ben sana söyleyeyim yani bana göre bakarak hareket yapma Git ne yapacaksın biliyor musun gidecekse derinliğine bakacaksın aracı kurumuna bakacaksın kimler alıyor ona bak yani anla yani kimler alıyor topluyor kimler toplamaya çalışıyor anladın mı bunlara bir bak yani ben bu ise yani ben bu ise ben demiyorum da zaten hani işte bu bu uygulama bu ise 400 500 TL formasyon hedefi vermiş böyle bir bak yani. Aa ara, aracı kurumda ya, vallahi bu ise'yi topluyorlar. Buna bir yorum yap, kendine bir yorum yap yani. Her neyse bu biz söylüyoruz diye gidecek diye bir şey yok. Yani adamlar bakın burada söylüyor. Bu gider gitmez bilmiyoruz. Ama teknik olarak formasyon hedefi var. Açık ve net. Burada bir çizim var, desen var. Bu formasyonun hedefi orasıdır. Anladın? Şuradaki formasyonun hedefi burasıdır. Her yeri artık formasyon doludur. E ne olacak artık? Ha e şuradaki şöyle bir yapalım. Yani önümüzdeki günlerde şuradaki düşeni kıran gerçekleşir ise bakın şurası 370-380 arası kırılır ise bu sefer o 500 TL'ler de boş olur. 500 600 700 1 milyon 2 milyon 5 milyon 27 milyon. Şimdi DJ Koca demiş 27 milyon hani gitmedi. Yani tekniğin söylemiş olduğu şeyleri söylüyoruz. Teknik yüzde %100 tutacak diye bir şey yok. Piyasayı takip edeceksin. A, al sana. A namussuz oğlu namussuzlar. Bakın Mescidi Aksa'da o mübarek yerde neler yapıyorlar? Anladın? E şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurman gerekiyor. Her neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Yani geç oldu artık yani biraz şey yapacaktık ama bir an konu nereden nereye gitti. Her şey sizin için yani ben paylaşmasam da olur. Yani ben dün kaza geçirmişim bugün geliyorum size yayın yapıyorum. Yani bunu da bilmiyorsan değerimi bilmiyorsan benim yapacağım hiçbir şey yok. E, kendinize iyi bakın. E, bu arada değerli dostlar güzel insanlar katıl butonuna özel yani katıl butonuna özel biraz sonra bir hisse paylaşacağım. Bu ise hangi hisse olur? Katıla basanlar görürler. Çok güzel bir hisse, formasyon hedefi olan bir hisse paylaşacağım. Bugün paylaşacağım. Şimdi biraz sonra yeni bir hisse paylaşacağım. Katıla basanlar görebilirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı savurlar diliyorum şimdiden.